Plank herkes biliyor mu? Hemen gösterelim. Plank nedir? Şınav gibi duruyorsun ama dirseklerinin üzerindesin. Popo düşmüyor, kalkmıyor. Düzgün. Olay bu. Ondan sonra da yan plank yapacağız. Nedir bu? Şimdi karın kasları neden oluşuyor? Önde 6 parçalı herkesin sevdiği rectus abdominis denilen bu six pack dediğimiz kaslar burada. Bunlarla bitmiyor. Bunların yanında oblik kasları var yanda. İçeride ve dışarıda iki çeşit. Bunların da içinde transverse abdominis diye çok güçlü bir kas var. Şimdi normal plank yaptığımız zaman özellikle bu rectus abdominis ve içindeki transverse abdominis çalışıyor. Oblikleri çalıştırmak için birazcık dönmemiz gerekiyor. Buradan ne oluyor? İki çeşit hareket var. Bir, bükülme hareketi var. İki, yana doğru hareket var. Üç, rotasyon var. İşte bu rotasyon hareketini oblikler yaptırıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Yan plank hareketi. Yana köprü. Bana katılmak isteyenlere zor kısmını göstereceğim beraber yaparken. Evet, obliklere parantez açıyorum. Oblikler sadece yana bükülmeyi sağlamaz. Bu koşarken bazı kişilerde görürsünüz. Şöyle komik şeyler olur. Ben size söyleyeyim, ne kadar komik görünürse görünsün, sizin pelvisinizi stabilize yanlardan eden en büyük kas gruplarından bir tanesi de oblikler. Bunların güçlü olması gerekiyor. Omurganızı, pelvisinizi düzgün tutabilmeniz için önde, arkada ve yanlarda destekleyiciniz olması lazım. Bunlar oblik kasları. Bunu da bunun için yapıyoruz. Peki.